أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم الفاتحة صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, inayeti siz kıymetli ve değerli izleyenlerimizin üzerine olsun efendim. Bugün Ramazan'ın 10. günü inşallah. Bugüne kısa bir hikayeyle başlayalım. Hazreti İsa aleyhisselam en büyük mucizesi ölüleri diriltmek. Vakti zamanında bir kabre uğrar, bir kabristana uğrar. Oranın en eski kabrinin başına gider ve seslenir.
Ve orada Allahu Teala'nın izni ve inayetiyle oradaki ölü hemen dile gelir ve cevap verir. Hazreti İsa Aleyhisselam sorar, sen kimsin diye. Adam kendini tanıtır. Ben insanların yüklerini taşıyarak geçimini kazanan, geçinen bir Allah'ın kuluyum der. Vakti zamanında peki Hazreti İsa sorar, bugüne kadar unutmadığın aklında olan şey nedir? Ne söylersin bize der. O da der ki, ben vakti zamanında bir adamın yükünü taşırken, odunlarını taşırken küçük bir kıymık parçasını, yani bizim kürdan diyeceğimiz bir parçayı alıp dişlerimi temizlemiştim. Ve o zamandan bu zamana, yani öldüğüm günden bugüne o kıymığı, o küçük parçayı benden isterler, onun hesabını benden sorarlar. Evet kıymetli izleyenler, işte kul hakkı. Allahu Teala'nın Allah katında en zor affedeceği günahlardan bir tanesidir kul hakkı. Bundan dolayı birbirine küs olanlar, birbirine dargın olanlar, birbirlerinin üzerine hakkı olanlar mutlak surette birbirlerini bulup helalleşmeleri gerekir. Aksi takdirde Allahu Teala'ya bunun hesabını veremezler, veremeyeceklerdir de. Çünkü Allahu Teala onun bütün hayrını alır, hak sahibine verir. Veya hakkı, hayrı yoksa bu defa onun hak sahibinin günahını diğerinin üzerine bırakır, her halükarda zararlı çıkar. Evet kıymetli izleyenler, dedik bugün Ramazan'ın 10. günü. Bugün için özel bir konu seçtik. İnşallah o konuyla sizin karşınıza geleceğiz. Kıymetli bir konuğumuz yanımızda var. Yeşil Yıldız Derneği Başkanı Yahya Üyer hocamızla birlikte uyuşturucuyu konuşacağız. Uyuşturucunun insanlık arasında yayılmasını, ne şekilde yayıldığını konuşacağız. Nesilleri ne şekilde körelttiğini konuşacağız. Bunun zararlarını konuşacağız hep birlikte. Tabii bununla birlikte sanatçı kardeşimiz Bilal Dalkılıç eserleriyle birlikte bizlere eşlik edecek inşallah. Hemen başlayalım öyleyse. Mikrofonu Bilal Dalkılıç'a verelim. Bir ilahi dinleyelim. İlahiden sonra hemen başlayalım. Buyur. Kapına dön
Dönmem bir daha yalvarsam bile, düşmem hataya. Özledim seni, özledim yine. Kalbim dayanmaz çıkmaz sabaha. Varsam kapına dönmem bir daha, yalvarsam bile düşmem hataya. Özledim seni, özledim yine. Kalbim dayanmaz çıkmaz sabaha. Doğmasın güneş bitmesin dünce, ağlasın gözüm ağlasın sana. Bitmez yalnızlık sen olmayınca, nisan yağmuru ol turak toprak. Doğmasın güneş bitmesin gece, ağlasın gözüm ağlasın sana. Bitmez yalnızlık sen olmayınca, nisan yağmuru ol kurak toprağa. Doğmasın güneş bitmesin gece, ağlasın gözüm ağlasın sana. Bitmez yalnızlık sen olmayınca, nisan yağmuru ol kurak toprağa. Nisan yağmuru ol kurak toprağa. Evet kıymetli izleyenler, iftar sevinciyle tekrar karşınızdayız. Bugün özel bir gün. Çünkü özel bir kıymetli konuğumuz şu anda yanımızda. Bugün gençler için bir farkındalık oluşturma adına, insanlığımız için, insanlar için bir farkındalık oluşturma adına bir konu seçtik. Uyuşturucu. Uyuşturucu ile mücadele. Bu konuda Yeşil Yıldız Derneği kıymetli başkanı Yahya Öğer hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hoş cümlemizden bulduk. Allah sizden de razı olsun inşallah. Hocam hemen biz başlayalım. Çünkü malum iftar saatine az kaldı. Evet. Vakti en güzel şekilde değerlendirme adına. Hemen bir başlayalım. Uyuşturucu toplum içerisinde insanları en çok etkileyen, en çok boğan, insanları ifsat eden bir cürüm, bir zehir bu uyuşturucu ve ne yazık ki çok kötü bir şekilde de yayılıyor değil maalesef, mi hocam? Maalesef. Öyle bir durum var. Tabii ben hemen önce Rehber TV'ye teşekkür edeyim. Özellikle 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında ve İslam beldeleri için en müteber beldelerden bir belde olan Diyarbakır şehrinde 27 tane sahabenin metfun olduğu Hazreti Süleyman'ın gölgesinde böyle bir programı icra ettiği için Rehber TV'nin bütün yönetim kademelerine, çalışanlarına teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Bu Ramazan ayının da özellikle İslam alemine, Müslümanlara huzuru, barışı, adaleti, sevgiyi, hoşgörüyü getirmesini de temenni ediyorum. Uyuşturucu müptelalığı, uyuşturucu bağımlılığı aslında tarihin her safhasında var olan bir bağımlılık. Kişi aslında bağlanmaktan gelen bir kavram. Yani bağımlılık, bağlanmaktan gelen bir kavram. Kişi alıştığı bir maddeyi hayatına aldığında onsuz artık yaşamıyorsa, onsuz artık eğer gününü geçiremiyorsa hayatına aldığı madde aslında bir nevi esir olmuş, esareti altına girmiş. Dolayısıyla madde kullanımı noktasında da kişi hayatına maddeyi aldığında, uyuşturucuyu aldığında ona bütün benliğini, bütün zihnini, bütün aklını, fikrini teslim ederek artık onsuz yaşayamayacağı anlamında bir hayat sürdüre geliyor. Tarihin akışına baktığımızda İslam öncesi dönemlere kadar da bazı ot kullanımlarının olduğunu görebiliyoruz. İslam sonrası özellikle Haşhaşilerin Hasan el-Sabbah'ın kendi müritlerini bir şekilde cennette kandırıp onları uyuşturup bir noktada kendisine köleleştirdiği bir kavram vardır, bir olay vardır. Sonrasına baktığımızda da çağdaş dünyada 100. yılda, bu yaşadığımız 100. yılda Türkiye'de özellikle şeye baktığımızda 1920'lere baktığımızda ki Yeşilay'ın da aslında çıkış noktasında çok enteresan bir hikaye vardır. İstanbul işgal edilmeye çalışır. Gençler direnç gösteriyor, düşmana teslim olmamaya çalışıyor. Gemilerle alkol getirip gençlere bedava dağıtıyorlar.
ve İstanbul'u öyle işgal ediyorlar. Bu demek oluyor ki siz uyuşturucuyla, siz sigarayla, siz maddeyle çok ciddi manada bir toplumun aynı zamanda özgürlüğünü, aynı zamanda toplumun gerçekliğini de öteleyebiliyorsunuz, dindest edebiliyorsunuz. Tabii son dönemlere baktığımızda özellikle uyuşturucuyla ilgili bizim bölgemizde, tabii üzülerek söyleyeyim, bizim bölgemizde uyuşturucu kullanımının en fazla olmasının sebeplerden bir tanesi 30 küsur yıldır devam eden bir iç kavganın, bir iç terör olayından kaynaklı, ciddi manada bir olaydan kaynaklı ve burada biraz da ihmalkarlıktan kaynaklı uyuşturucu üretimi, uyuşturucu satımı, beraberinde uyuşturucu kullanımını getirmektedir. Çağdaş gençliğe baktığımızda çağdaş gençlik maalesef problemlerle baş edemiyor, sıkıntılarla baş edemiyor. Ya çocuklarımıza biz ciddi manada gelecekle ilgili bir şeyler öğretemedik. Ya çocuklarımıza biz ciddi manada bu hayatın bir imtihan süreci olduğunu, bu hayatın aslında geçici bir süreç içerisinde olduğunu öğretemedik. Ya da çocuklarımızı çok ciddi manada hayattan koparıp onları sadece kendi zevk heveslerine bıraktık. Medyanın, televizyonların, internetin insafına bıraktık. Çocuklar bir taraftan özendiler, bir taraftan çocuklar kendini orada bir teselli olarak bulmaya çalıştılar. Akran eğitimi veya akran benzerliği kavramında çocuklar oraya benzemeye çalıştılar. Aileler bu anlamda ihmalkar davrandı. Çünkü aileler çocuklarını okullara gönderince, çocuklarını dışarı gönderince çocuk kiminle teşriki mesai ediyor, çocuk kiminle ilgileniyor, kiminle konuşuyor. Bunu çok fazla denetleyemediler ve karşımıza maalesef çok ciddi manada önümüze Türkiye'de ve dünyada uyuşturucu bağımlısı, kendi benliğinden taviz vermiş, özgürlüğünden taviz vermiş, maddeye esir olmuş, ya alkole, ya uyuşturucuya, ya kumara, ya internete esir olmuş bir gelecek, bir nesille karşı karşıya kalmak üzereyiz. Ben kaldım diyemiyorum, kalmak üzereyiz. Çünkü önlem alınamazsa bu anlamda çok ciddi manada sıkıntılarla baş başa kalabileceğimizi bilmekte fayda var. Evet, şimdi bir cümle kurdunuz, ben onun üzerinde biraz dursam acaba. Özellikle ailenin çocukları üzerinde etkin bir denetim mekanizmasının olmaması veya çocuklarını biraz başıboş bırakıyor olmaları, çocukları özellikle nesli uyuşturucu bataklığına iten sanki en etken nedenlerden bir tanedir diyebilir miyiz acaba? Tabii, yani bu başlıca sebeplerden bir tanesidir. Çünkü birey ailede şekillenir, çocuk ailede şekillenir. Dolayısıyla ailenin verdiği eğitim, ailenin çocukla geçirdiği zaman, ailenin çocukla konuşması, mesai geçirmesi, onunla dertlenmesi, onunla beraber bazı şeyler paylaşması bu anlamda ciddi manada çocukları motive ediyor. Şimdi bizim bölgemizde, hani Türkiye'nin belki pek çok bölgesinde bu anlamda küçük aileler ya da çekirdek aile dediğimiz kavramlarda aileler biraz daha haşir neşir olabiliyor çocuklarla, ama bizim bölgemizde biraz nüfus da kalabalık olduğu için aile bir taraftan ekonomik sıkıntıyla baş başa olduğu dönemlerde ya da bir tarafta kendi iç streslerini yaşadığı zaman çocuğu tamamen başıboş bırakabiliyor. Yani şunu unutmamak gerekir. Zaten İslamiyet'te de ki Kur'an'da da öyle vardır. Yani siz çocuklarınıza örneksiniz. Eğer bir şeyi yapmıyorsanız çocuğunuza söyleme noktasında siz örneklik teşkil edemiyorsunuz diye. Bu anlamda tabii ailenin çocuk üzerinde çok ciddi manada etkisi var. Basit bir örnek söyleyeyim. Lütfen. Bir ailede sigara kullanımı varsa kesinlikle çocuklarda sigara kullanımı elzemdir ve kaçınılmazdır. Çünkü sonuç olarak aile bireylerini rol model olarak kendilerine alıyorlar. Dönem dönem gittiğimiz seminerlerde özellikle annelere falan söylüyorum. Yani diyorum ki mesela siz 3 yaşındaki bir çocuğa namaz kılmayı öğretemezsiniz söyleyerek. Ya da söyleyerek diş fırçalamayı öğretemezsiniz. Ama siz evde namaz kılıyorsanız 3 yaşındaki çocuk hemen sizinle beraber secdeye kapanır, rükûa kapanır. Sizin omuzlarınıza atılır çünkü sizi görüyor. Dolayısıyla sizi gördüğü için sizi taklit ediyor. Diş fırçalamada da bu böyledir. Yemek yemede de bu böyledir. Yani evde sigara kullanılıyorsa, evde alkol kullanılıyorsa, evde aileden herhangi biri, yani bu ebeveyn olabilir, bu abi olabilir, abla olabilir, dayı olabilir, yakın, yani ailenin böyle çok fazla diyalogda olduğu büyüklerden bir tanesi eğer uyuşturucu kullanıyorsa, madde kullanıyorsa, aile çocuklarının da madde kullanma oranı maalesef çok fazladır. Çünkü onu taklit ediyor, onu taklit ederken de kafasında teşkil ettiği o örneklik
ister istemez onu yanlış yere götürebilir. Ailenin bu konuda duyarlı olmasında fayda var. Çünkü çocuk gelişim süreci boyunca mutlaka kendini birilerine benzetmek evet. ister. Özenti özellikle çocuğu yanlış yönlere de kanalize edebiliyor. Özellikle okul çevresinde biz buna çok dikkat ediyoruz. Daha doğrusu okula giden öğrenciler arasında sanki sigara içme alışkanlığı veya uyuşturucu kullanma alışkanlığı birazcık daha fazla oluyor. Yani çevrenin, arkadaşın etkisi ne derece burada kendini gösteriyor? Şimdi madde kullanan ya da sigara kullanan, alkol kullanan gençlerle biz konuştuğumuzda ki saha çalışmalar da zaten bunu gösteriyor. Bir akrallarına uyum sağlama olayı vardır. Yani bir grup eğer kötü bir fiilde bulunuyorsa, kötü bir harekette bulunuyorsa kesinlikle o grubun içerisinde sizin iyi olmanız, sizin temiz kalmanız imkansızdır. Sizi ötekileştirirler. Ya benimle beraber hareket edersin ya da kusura bakma seninle arkadaşlık yapmayız. Dolayısıyla çevreye uyum sağlama noktasında bu anlamda çocuklar maalesef arkadaşlarına uyum sağlayabiliyorlar. Yani şunu unutmamak gerekir. Kişinin dostu kötü olursa kişiyi muhakkak ki kötülüğe götürür. Çünkü kişinin dostu eğer bülbülse gül bahçesine götürür. Kişinin dostu eğer karga ise maalesef çöplüğe götürür. Yani burada arkadaş seçiminde önemli maalesef yani bu dikkat etmemiz gereken bir olay var. İkincisi okullarda veya okul çevrelerinde madde kullanımı, sigara kullanımı, alkol kullanımı sıklıkla duyduğumuz ya da rastladığımız vakalardan bazılarıdır. Yetkililerle birlikteyimizde gerçi son dönemlerde bu anlamda özellikle AK Parti hükümetinin Sayın Cumhurbaşkanı'nın sigara konusunda yani tırnak içinde özellikle vurgulayalım. Sigara konusunda çok ciddi manada bir duyarlılığı var. Bu anlamda işte emniyet güçlerinin okul çevrelerine operasyonlar yaptığını ya da oralarda devriyeler attığına şahit olabiliyoruz. Fakat yine unutmamak gerekir ki bu işte torbacılık yapan ya da para kazanmaya çalışan insanlar çok ciddi manada çöreklenebiliyor. O ortamlarda kendilerine yer edinebiliyorlar. Bu devriyelerin daha fazla olması lazım. Şunu ben vicdansızlık yapıp tamamıyla sorumluluğu öğretmenlere atmak istemiyorum ki zaten Türkiye'de eğitim hakikaten sınıfta kalınmış bir olaydır. Yani Türkiye eğitimi hala oturmadı, hala sistematik olarak bir eğitim olayımız maalesef yok. Çok ciddi manada boşluklar var, eğitim boşlukları var, çok ciddi manada öğretmen boşlukları var. Yani burada biz aile olarak çocuğumuzu okula teslim ettiğimizde ya da öğretmene teslim ettiğimizde biz sanki tabirimi maruz görsün izleyiciler. Yani biz bir ağaç veriyoruz hadi yontun, hadi şunu şekle büründürün diye gönderiyoruz. Oysa biz o ağacı bir kere biraz evde yontmamız lazım ki okulda şekillenebilsin. Yani temeli bir evde atmamız lazım kesinlikle, ki okulda kesinlikle. O temelin üzerine bina yani aksi yapılabilsin. Yani okulda maalesef bu anlamda çok ciddi manada başarılı olduğumuz söylenemez. Çok ciddi manada bazı konularda başarı grafiğimiz yüksek ama özellikle uyuşturucu madde ve alkol kullanımındaki bilinçlendirme çalışmalarıyla alakalı ya da çocuklarımızın okulda etik değerlerle alakalı bu anlamda ciddi manada sınıfta kalmışlığımız var. Şöyle bir mantıkla bakıyoruz yani biz aile olarak da aslında böyle bir bakıyoruz. Çocuğu okula gönderdiğimizde çocuğumuzun hedefinde iyi bir birey olmak yok. Toplumuna, milletine, Rabbine, dinine, ırkına iyi bir evlat olma, iyi bir birey olma mantığıyla çocuğu okula göndermiyoruz. Çocuğu okula gönderdiğimizde en büyük zaten handikapımız oradan başlıyor. İyi bir üniversite, iyi bir üniversiteyi kazan, iyi bir meslek edin, para kazan, hayatını kurtar. Hayatını ekonomik anlamda kurtar gözüyle baktığımız için çocuk okula gittiğinde zaten bir yarış atı misaliyle okula gidiyor. Zeki bir çocuksa hani bu anlamda eğer ailenin telkini varsa ve gelecek kaygısı, ekonomik anlamda gelecek kaygısı yaşıyorsa kafasını kitaptan kaldıramıyor. Sadece kendisine verilen sorularla hemhal oluyor. Bu anlamda sosyal diyalogdan uzak kalmaya çalışıyor. Eğer biraz tembelse çocuk ya da çok fazla gelecekle ilgili bir beklentisi yoksa bu anlamda akranlarına takılıp maalesef çok kısa bir vadede çocuğu kaybedebiliyoruz. Gencimizi kaybedebiliyoruz. Evet. Yeşil Yıldız Derneği Yahya evet. Öğer Hocam. Siz daha önce Yeşilay'da Yeşilay Başkanı'ydınız. Şube Başkanlığı görevini yaptım. 2013 yılından beri sahada aktif olarak çalışıyorum. Aktif olmamın ben sebebini de söyleyeyim.
İşin doğrusu olayın bu kadar vehametli olduğunu bilmiyorduk. Yani duymuşluğumuz vardı. İşte komşular anlatıyordu, dostlar anlatıyordu, gençler anlatıyordu. Ya işte madde kullanımı var, gençler madde kullanıyor, uyuşturucu kullanıyor vesaire diye. Bize bir teklif geldi. Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanlık'la ilgili. Biz o dönemde kabul ettik. Bir televizyon programından sonra eve gidince üst komşum aşağı indi. 3-4 tane kız evladı var. Bunu ben birçok yerde dinlendiriyorum. 3-4 tane kız evladı var. Tek bir oğlu vardı. Hocam dedi Kürtçe ezketime baktite. Yani bize bir destek çık. Hayırdır annem dedim. Dedi ki oğlumu kaybediyorum. Tek oğul oğlumu kaybediyorum dedi. Hayırdır annem dedim. Dedi ki valla dedi Yusuf dedi madde kullanıyor. Madde kullandığı için dedi artık biz Yusuf'u zapt edemiyoruz. Yusuf dedi perişan vaziyette artık şiddet uygulamaya başlıyor. Yani Yusuf ki dışarıda gördüğünüzde hakikaten böyle içine kapanık, asosyal bir kişi, askerliğini yapmış, iş bulamamış. Kötü arkadaşlıklar, maalesef kötü arkadaşlar edinerekten bu anlamda uyuşturucu kullanmaya başlamış ve çok ciddi manada sıkıntı yaşayan bir gencimiz. Annemizle biz konuştuğumuzda benim için aslında hani kıyametin koptuğu an diyorlar ya. Evet. Ya bir kadının bir çocuğu için şöyle beddua etmesi, hocam biz artık baş edemiyoruz, Rabbim Yusuf'u bizden alsın da kurtulalım demesiydi. O kadar. Yani bunu üzülerek söyleyeyim. Sadece o annemizden tek duymadık. Ben birçok sahada birçok insandan duydum. Yani eşler kocaları için bunu söyleyebiliyor. Anneler çocukları için söyleyebiliyor. Babalar çocukları için söyleyebiliyor. Çünkü artık zapt etme noktasında zapt edemiyor. Yani uyuşturucuya maddeye aşerdiğinde çocuk şiddete başvuruyor, hırsızlığa başvuruyor. Çocuk ötekileşiyor. Yani bu iftar saatinde söylenilmekte acaba ikrah duyulur mu duyulmaz mı ama uyuşturucu kullanan bir çocuk pekala o aş erme esnasında annesine bana para bul, bana mal bul, nasıl bulursam bul diyebiliyor. Evet. Yani, ve o şekilde yani maalesef, maalesef tamamen yoldan çıkıyor. Toplumsal bir yara olmaya başladı ve biz bu anlamda sahada olmaya başladık Yeşilay'la beraber. Tabii bizim en büyük çalışmalarımız Yeşilay'da da olduğu gibi önleyici çalışmalar. Çünkü bu toplumda uyuşturucu, sigara, alkole başlamadan önce çocuklarımızın elinden tutmamız lazım ki süreç eğer başlamayla beraber devam ederse hem tedavisi uzun ve meşakkatlidir hem de çok pahalıdır. Devletin de aslında bu anlamda politikası bu yönde. Yani biz bağımlılıkla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapalım şeklinde. İşte okullarda Diyarbakır İl Müftümüz, Allah selametlik versin, şimdi Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen Bey'le oturup konuştuğumuzda bu işte acaba biz camilerde ne yapabiliriz? Camilerde cuma günü vaaz saatlerinde, Kur'an kurslarında, aile destek merkezlerinde, adım kademlerde hem uyuşturucuyla hem sigarayla hem alkolle hem tütünle hem teknolojiyle önleyici çalışmalar yapmaya başladık. Fakat bu ara bize çok ciddi manada dönütler olmaya başladı. Gittiğimiz her toplantıdan sonra muhakkak bir iki tane aile ya bende böyle bir vaka var. Yani benim kızım kullanıyor, çocuğum kullanıyor, eşim kullanıyor. Bu anlamda ne yapabilirsiniz diye bize soru sorduklarında bir arayışa girdik. Bu arayış neticesinde baktık ki Diyarbakır'da 18 yaş tedavi merkezi üstü, 18 yaş tedavi merkezi üstü tedavimiz, AMATEM dediğimiz tedavi merkezimiz maalesef yok. 18 yaş altı CEMATEM dediğimiz tedavi merkezimiz var. Bir kamuoyu oluşturmaya çalıştık. Basın demeçleriyle gittiğimiz her toplantıda bu işin çok ciddi olduğunu, bu işin aslında ötekileştirilmemesi gerektiğini, bu çocukların topluma kazandırılması gerektiğine dair söylemlerimiz oldu. En önemli kısım da bu. Hocam müsaadeniz varsa sözünüzü ballan kestim. Estağfurullah, buyurun. Bir ilahi arasına gidelim. Tabii, buyurun. Bu AMATEM'den sonra devam edelim. Başlayalım. Özellikle inşallah. Yusuf hikayesi beni biraz etkiledi. Onun üzerine de biraz duracağız inşallah. Evet kıymetli izleyenler, mikrofonu Bilal Dalgıtlıca veriyoruz. Bir ilahi dinliyoruz. İlahiden sonra tekrar birlikteyiz inşallah.
peygamber sevdi ve dostum dedi. Yemen'in yerinde Veysel Karani, Yemen'in yerinde Veysel Karani. Sabah namazını kılıp giderdi, gizlice Rabbine niyaz ederdi. Allah Allah diyor eve güderdi. Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani. Elinde asası hurma dalında, sırtında hırtası deve yününde. Asla hata gelmez onun dilinde. Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani. Hak nasip eylesin komşu olalım. Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani. Allahu Allah, 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 Allah Allah, Allah. Evet kıymetli izleyenler, iftar sevinci devam ediyor. Yahya hocamla birlikte uyuşturucuyu konuşuyoruz. Uyuşturucu ile mücadeleyi konuşuyoruz. Uyuşturucunun zararlarını konuşuyoruz. Etkilerini konuşuyoruz. Nesli nasıl ifsat ettiğini konuşuyoruz inşallah. Evet hocam, ilk bölümde uyuşturucu ile mücadele ederken evet, Amatem dediniz. Bu Amatem'i biraz açar mısınız? Şimdi Türkiye'de uyuşturucuyla ilgili birkaç kol var. Bu bir, işte kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalar, emniyetin ve jandarmanın yaptığı çalışmalar. İkincisi bilinçlendirme önleyici çalışmalar. Üçüncüsü tedavi etme, yani rehabilitasyon. Rehabilitasyon işini genelde Sağlık Bakanlığı'na bağlı alkol madde tedavi merkezi, 18 yaş tedavi merkezi birimleri uyguluyor. Tabii Diyarbakır'da birinci bölgede de, bir bölümde de söyledik. Diyarbakır'da amatemimiz yoktu. Sayın İl Valimiz sağ olsunlar bu anlamda çok ciddi manada bir Ali Cenaplık yaptılar. Diyarbakır'da amatemin kaba inşaatı bitti. İnşallah çok yakın zamanda faaliyete gireceğini tahmin ediyoruz. Yani 18 yaş tedavi noktasında bağımlı bireyin hastanede yatırılarak tedavi edilmesi gerektiği bir vakası vardır. Şimdi ben şunu hemen şey söyleyeyim. Yani bunu izleyicilerimiz çok iyi bilsinler.
madde kullanımı, sigara kullanımı, alkol kullanımı ve son dönemlerde teknoloji kullanımı aslında bir hastalıktır. Hem ruhsal bir hastalık hem fiziksel bir hastalık ve dolayısıyla bunun tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bu tedavi noktasında işte Sağlık Bakanlığı'nın bu anlamdaki çalışmaları inşallah yavaş yavaş nüvesini vermeye başladı. İnşallah vermeye de başlayacak. Ama demin Diyarbakır'da olması şöyle bir elzemliği vardı. Şimdi uyuşturucu kullanmaya başlayan ya da kullanmaktan vazgeçen insanlar anlık olarak tedavi olmak isterler. Yani mal bulamadığı zaman ya da bir anda işte yani kullandığında artık pişmanım yani ben bir şekilde tedavi olmak istiyorum dediğinde anlık olarak onu hemen bir tedaviye yönlendirmek gerekiyor ki tedavi olabilsin. İşte bu anlamda amatemlerin, çematemlerin birinci ayak olması, önleyici olarak hemen devreye girmesi çok çok elzemdir, faydalıdır. Yakın zamanlarda biz Elazığ'a, işte Gaziantep'e, İstanbul'a, Adana'ya buradaki hastalarımızı yönlendirme noktasında gayret sarf ediyorduk. Şöyle bir sıkıntımız daha vardı. Sosyal güvencesi olmayanlarla ilgili yine hükümetin yaptığı bir çalışmada güvence yoksa sosyal erkek vakıfları üzerinden, kaymakamlıklar ve valilikler üzerinden bu anlamda birey hastaneye gönderildiğinde ya ailesine ya da refakat yapabilecek birilerine masrafı devlet karşılayacak şekilde tedaviye gönderiliyordu. Şimdi uyuşturucu kullanımı ve tedavisi aslında biraz şöyle bir kavram var. Şimdi tedavi olabilmesi için kişinin kesinlikle kendini ikna etmesi lazım. Ben tedavi oluyorum diye bu anlamda bir karar vermesi yani lazım. Yani bir irade sahibi olması lazım. İradeyi ortaya koyması yani lazım. Yani kişi iradeyi ortaya koymazsa siz ne yaparsanız yapın. Gönderdiğinizde tedavi için hastaneye yatırdığınızda tekrar dönüş yaptığında aynı şekilde kullanmaya başlıyor. Yani geç şu anda son dönemlerde hükümetin yeni bir çalışması var. İnşallah eğer meclisten geçerse zorunlu tedavi diye bir kavram. Yani madde kullanan varsa artık onun şeyine bakılmaksızın, yani isteğine bakılmaksızın bu anlamda tedaviye gönderilmeyle alakalı bir çalışma var. Şimdiye kadar çalışma şeye bağlıydı. Evde şiddet uyguluyorsa evet. Ya da savcılık kanalıyla bu anlamda savcılık onaylıyorsa zorunlu olarak tedaviye yatırılmayla ilgili bir çalışma vardı. Ama bu süreçten sonra inşallah artık bir şekilde de onun isteğine bakılmaksızın bir şekilde amatem çamatemlerde yatışıyla ilgili inşallah bir çalışma olur düşüncesindeyiz. İnşallah, inşallah. Peki ben şeyi sorayım hocam. Mutlaka karşılaşmışsınızdır, görmüşsünüzdür. Daha doğrusu daha fazla görmüşsünüzdür. Gerçi sık sık toplum içerisinde biz de görüyoruz, karşılaşıyoruz. Madde bağımlısı olan insanların ruh hali. Hem ruh hali hem fiziksel. Ve hem de duygusal halini biraz tasvir edecek olursak hocam. Şimdi madde kullanan gençlerin tamamında şu kavram vardır. Başlangıcında bir problem vardır, bir sıkıntısı vardır. Ya mesela bir ders probleminde problem vardır. Ailede bir ekonomik sıkıntı vardır. Aile fakirdir. Ya da aile çok zengindir. Hani iletişim kopukluğu vardır. Çocuk kendisini ifade etmek üzere yani ben kendimi kabullendireyim ya da kendimi tecrit edeyim diye başlar. Ve yakın çevresi çocuğa kullanıcılar tabii bir kereden bir şey olmaz diye telkinde bulunurlar. Yani bir kere sigara içsen bir şey olmaz, bir bardak işte rakı içsen bir şey olmaz, bir tane işte uyuşturucu kullansan bir şey olmaz diye telkinde bulunurlar. Oysa istatistikler bir kere de sigarada dahi %35 bağımlılık yaptığını bize söyler. Hatta bir tek dozda uyuşturucu kullanıp hayatını kaybeden gençler vardır. Şimdi genç uyuşturucu kullandığında kendisini aslında toplumdan tecrit ediyor ya da cesaretlendiğini sanıyor. Oysa cesaretlenmiyor. Yani duyularını kaybediyor. Akli melekelerini yitiriyor. İyi ile kötüyü ayırt etme noktasında bir kıyas yapamıyor. Çünkü alkol kullanmak, uyuşturucu kullanmak tamamıyla genci o anlık için problemlerinden uzaklaştırıyor. Peki problemi bitiriyor mu? Bilakis problem daha da sert olmaya, sert devam etmeye başlıyor. Şimdi mesela şeyi söyleyeyim, ben bir danışanım vardı, yani sigara kullanan bir danışanımız vardı. Niye kullandın diye sorduğumda, benim ekonomik anlamda sıkıntım vardı. Dediler ki bir tane iç, bir tane içtim. Peki bir içince dedim ki ekonomi düzeldi mi? Abi dedi valla ekonomi daha da kötü oldu. Ben de sigarayı artırdım. Kötü oldukça sigara artırmaya başlıyor. Ya da kötü oldukça işte alkol tüketimi fazlalaşıyor. Yani gençler
problemlerini bertaraf etme noktasında madde kullanımı bir çıkış kapısı olarak görüyorlar ise çıkış kapısı değil. Yani net, şimdiye kadar madde kullanıp problemlerini bertaraf eden gençler yok. İkincisi, iletişim problemi var bu çocuklarda. Yani mesela sosyal medya hesaplarında, YouTube'da uyuşturucu kullanan bir gencin feryadı vardır. Antalya'da bir sokak çocuklarla ilgili yapılan bir ekip çocuğa rastladığı zaman çocuk şunu söyleyebiliyor. İnsanlar bizimle konuşmuyor. İnsanlar bizi ötekileştiriyor. Bize işte balıcı diyor, tinerci diyor, alkolik diyor, madde bağımlısı diyor. İnsanlar bizimle konuşmadığı müddetçe de biz bunun dozajını daha fazla artırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu tür çocuklarla bir konuşma problemimiz vardır. Bu çocukların sosyalleşme, kendisini ifade etme, bu toplumda birer birey olmayla ilgili bir sıkıntıları vardır. Bizim bu çocuklarla konuşmamız lazım. Fiziksel anlamda durumları nedir? Ben size söyleyeyim. Fiziksel anlamlarda sentetik uyuşturucu kullanan, isim vermek istemiyoruz ama yani sentetik uyuşturucu evet. kullanan hepsinin kullanmaya devam ettiklerinde maalesef 3 veya 5 sene içerisinde aramızdan ayrılıyorlar, ölüyorlar. Yani o kadar şiddetli evet. bir etkisi tabii, var. Tabii sentetik uyuşturucu kullanan gençlerin tamamı kullanmaya devam ederlerse normal yaşam süresi 3-5 yıldır. Diğer uyuşturucu türevlerini kullanan insanların hayat kalitesi düşüyor. Yani mesela evet. bizim bölgemizde çok işte basit gibi görünen Hint kenevirinin kullanımıyla alakalı sanki masummuş gibi. Yani onu kullanan bir insan kesinlikle bir kere akli melekelerini yitiriyor, sarhoş oluyor. Yani ben içtim sarhoş olmadım, ben içtim işte şeyimi yitirmedim, melekelerimi yitirmedim diyen birileri varsa kesinlikle bu anlamda kendini kandırıyor. Akli melekelerini yitiriyor. Onlarda da çok ciddi manada hem hayat kalitelerinde hem ekonomi anlamda sıkıntıları vardır. Bakın şunu net söylemek lazım. Uyuşturucu türevlerine bağlı olaraktan bir çocuk uyuşturucu kullanmaya başladığında ortalama 1500-2000 TL ile 20.000 TL arasında aylık masrafı vardır. Az bir rakam değildir. Çok dehşet, çok yüksek az bir rakam değildir. Yani bazı uyuşturucu türevlerini kullanan insanlar ayda 20.000 civarında bir para harcıyor. Şimdi bu paraya emek dayanmaz, bu paraya sermaye dayanmaz, bu paraya evdeki gayrimenkul dayanmaz. Dolayısıyla bağımlı olan bireylerin çoğu temin etme noktasında artık hırsızlığa ya da kapkaça ya da daha gayrimeşru işlere başvurmaya başlıyor. Yani bu da sosyal dokuyu ve bu da ciddi manada toplumda bir yozlaşmayı beraberinde getiriyor. Ben yani binlerce gençle konuştum. Okullarda çocuklarla, gençlerle, ailelerle konuştum. Böyle hani erkeklik yapıp birkaç tane istisna dışında bize dokunmadı falan abi bize bir şey olmadı diyen birkaç tanesi oldu. O da hani sabote etme anlamında evet. siz sohbet ediyorsunuz. Sohbeti sabote etme anlamında böyle bir çıkışları oluyor ama sohbet sonrası birebir konuştuğumuzda abi ölüyoruz. Abi bitiyoruz. Ne olur bizi kurtarın diye yardım edin. Gençlerle hakikaten karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet hocam. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Kısa bir reklam arasına gitmemiz Buyurun. Gerekiyor hocam. İnşallah reklamdan sonra biz aynı bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede maneviyatın önemi evet. nedir? Bu konuyu size soracağım Allah'ın izniyle. Evet kıymetli izleyenler, iftar sevinci reklamdan sonra devam edecek inşallah. Sallallahu Rabbuna أحمد المصطفى سيد المرسلين. Evet kıymetli izleyenler, iftar sevinci devam ediyor. Kıymetli konuğum Yeşil Yıldız Derneği Başkanı Yahya Öger hocam ile birlikte uyuşturucu ile mücadeleyi konuşuyoruz. Şimdi en önemli kısım hocam, uyuşturucuyla mücadelede maneviyatın etkisini biz biraz konuşalım. Yani kanımca bu uyuşturucuya müptela olan insanların en büyük zafiyeti İslam'dan, Kur'an'dan, maneviyattan uzak olmaları, Allah'tan uzak olmaları. Bunları kazanmak için ne gibi bir çalışma olması lazım, ne yapılması lazım, nasıl bir etki olması lazım? Buyurun hocam. Şimdi tabii hemen şeyi söyleyeyim. Mesela biz şu an mübarek bir ayda Ramazan ayını yaşıyoruz. Evet.
Dolayısıyla Ramazan ayında kişinin kendisini dünyevi bazı hazlardan, bazı zevklerden uzak tutması ve topluma duyarlı olması ayıdır. Sosyalleşme ayıdır. Fakirin, fukaranın derdini derman olma ayıdır. Bu anlamda Ramazan ayının bize verdiği bir olay vardır. İrade olayı vardır. Yani biz Ramazan'la beraber irademize sahip olabiliyoruz. En sevdiğimiz şeylerden, dünyevi zevklerden, yemeden, içmeden kendimizi uzak tutabiliyoruz. Yani bu bir irade olayını inanç veriyor, İslam veriyor. Bireysel anlamdan ziyade önce İslami camianın yapması gerekenlerini ben hani biraz nacizane değineyim. Malumunuz biz Müslüman ve beşer olarak vazifelendirildik, görevlendirildik ve bizim vazifelerimizden bir tanesi de kişinin elinden tutup onu hak yola getirmek, onu düzgün bir yaşam tarzına sevk etmek ve onu topluma kazandırma ile alakalı onu inanç sahibi yapmaktır. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir insanın elinden tutup onu dine getirirseniz üzerinde dünyanın güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır diye buyurmakta. Dolayısıyla bizim bu topluma karşı, bu gençlere karşı İslami camia olarak, Müslümanlar olarak, İslami bir kimliğe sahip olan insanlar olarak bir görevimiz vardır. Bizim bu gençlerin elinden tutmamız lazım. Bu gençleri bizim camiye, cemaate, Kur'an kurslarına, derneklere, vakıflara, sosyal çalışmalara bir şekilde bu çocukları motive etmemiz lazım. Bu çocukları biz motive etmezsek bu çocuklar bizim vebalini biz veririz ya da hesabını biz veririz. Bu anlamda kendimize bir pay çıkarmak zorundayız. Gençlerle ilgili şunu söyleyebiliriz. Bu bir imtihan süreci çünkü inanç bize öyle söylüyor, Allah bize öyle söylüyor. Biz yaşadık, her insan gibi yaşayacağız ve öleceğiz. Er veya geç ölüm bize de vakı olacak. Dolayısıyla bu hayat bir imtihan sürecidir. Bu hayat bir duraklardan bir duraktır. Dünyanın en zengini de olsak sıkıntılarımız olacak. Dünyanın en yakışıklısı olsak da problemlerimiz olacak. Dünyanın en güzel bayanı da olsak sıkıntılarımız olacak. Dolayısıyla sıkıntılar olduğunda bizim sıkıntılara karşı bir sabır göstermemiz lazım. Sabır inancımıza verdiği en güzel ilaçlardan bir tanesidir. Yani sadece bu ölüme karşı sabır değil, ibadetlerde sabır, sıkıntılara karşı sabır, zulme karşı sabır, fakirliğe karşı sabır, hastalığa karşı sabır. Dolayısıyla bir sabır göstermemiz lazım. Bu inancın bize verdiği bir tesellidir. Bu anlamda sabrı öğrenmemiz lazım. Neye karşı sabretmemiz lazım ve ne kadar süre içerisinde sabretmemiz lazım. Tefekkür ve teşekkürü bilmemiz lazım. Tefekkür ve teşekkür noktasında bizden çok çok daha kötü insanlar vardır. Yani ekonomik anlamda bizden çok daha kötü insanlar vardır. Zeka anlamında bizden çok daha kötü insanlar vardır. Fiziksel anlamda bizden çok alt kademede olan insanlar vardır. Dolayısıyla kendi halimize bakıp evet şükretmemiz lazım. Alttakilerini görüp kendi halimize şükretmemiz lazım. Bu anlamda şükrü de öğrenirsek yine inanç bize şükrü tavsiye ediyor. Aza kanaat etmeyi, çoğa şükretmeyi inanç bize söylüyor. Bu anlamda bizim yeni neslimize, çağımızın çocuklarına şükrü, tefekkür, şükrü, sabrı ciddi manada öğretmemiz lazım. Ve her şeyden önce bu çocukların birer kul olduğunu, yani modern kavramıyla birer birey olduğunu, toplumda bunların çok önemli olduğunu, bunların söz hakkının olduğunu bu çocuklara öğretmemiz lazım. Bu çocukların bilmesi lazım, gençlerin bilmesi lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanına baktığımızda, ben bunu dönem dönem kullandığımda, özellikle madde kullanan gençlerle sohbetlerimizde bunu kullandığımda bazen hoşlarına gidiyor. Yani bir dönem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında, dostlarında şarap kullanan dostları vardı, eshabı vardı. Çünkü şarapla ilgili daha net bir ayet yoktu, nas yoktu, haramlıkla ilgili. Sonra Allah bir ayet indirdi, dedi ki içtiğinizi, yediğinizi bir araştırın. Faydası da vardır, zararı da vardır ama zararı faydasından fazladır. Yani şunu bize söylüyor, siz attığınız her adımda fayda ve zarar ikilemi noktasında bir teraziye koyun. Bir şeyin zararı faydasından fazlaysa amana kendinizi muhafaza edin. Bu uyuşturucu olur, bu sigara olur, bu alkol olur, bu zaman geçirme teknoloji bağımlı olur ya da bu malayani şeyler olur, fark etmiyor. Yani siz bunu bir kıstasa vurun. Hoşunuza anlık giden şeyler vardır, anlık gitmeyen şeyler vardır. Kar zarar ortaklığında zararınız eğer karınızdan fazlaysa o sizin için zararlıdır, ondan kendinizi uzak tutun. Dolayısıyla bizim çocuklarımıza şunu söylememiz lazım. Bu dünyada
anlık zevkler vardır, anlık muhabbetler vardır, anlık böyle hoşumuza giden şeyler vardır. Ama bazı şeyler vardır ki tamamıyla hayatınızı alt üst edebilir. O hayatınızı alt üst edecek şeylerden kendinizi o zevklerden muhafaza etmeniz lazım. Hemen ikinci bir ayet indiğinde işte sarhoşken namaza yaklaşmayın deniliyor. Ben yine gençlere aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki yani bunu belki haddimi aşarak söylüyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde diyorum ki eshabı şarap kullanıyordu. Acaba uyuşturucu olsaydı kullanır mıydı? Büyük bir ihtimalle kullanırlardı. Büyük bir ihtimalle çünkü hani hakkında net ayet olmadığı için büyük bir ihtimalle kullanırlardı. Ve Allah dedi ki ne dediğiniz anlaşılmıyorsa siz ibadet etmede bile zevk alamazsınız. Yani tabi burada hemen bir dipnot. Bir gün bir cami kapısında bir gençle karşılaştım. Ayaküstü muhabbet, camiye girelim mi dedim. Ben giremem dedi. Niye dedim? Dedi abi patlamadı hala. Gerçekten bilmedim patlamadı diye. Ne patlamadı abi dedi ya dedi bir şey atmışım dedi patlamamış dedi ben camiye gelmek istemiyorum zaten dedi Hacı abi de bana demiş ki zındık senin namazın da kabul olmuyor buradan kaybol git falan dedim Hacı abi sana yanlış söylüyor tam tersi senin onu terk etmen lazım namazı değil yani bu anlamda bizim bu gençlerimizin elinden tutup kardeş senin bu kötü ahlakın bu kötü huyun varsa terk etmen gereken ibadetlerin değil mabutluğun değil kötü ahlakın kötü davranışlarındır bu anlamda onu elinden tutup camiye götürmemiz lazım evet. Ve en nihayetinde malumunuz son ayet nazil olduğunda faloklarının içkinin kumarın leşin ikrah olduğunu şeytanın büyük hilesi ve destesi olduğunu söylüyor bize bu ayette benim aslında aldığım birkaç tane kavram vardır. Bu ayetle ilgili diyor ki Allah'ın Resulüne bir eshabı koşa koşa geldi. Ya Resulallah ayet nazil oldu. Evimde çok ciddi manada pahalı şaraplar vardır. Ne yapayım? Allah Resulü dedi ki ne yapayım diye bir şey yok. İçmesi haramdır. Dedi ki onu satayım. Hani elden kurtarayım, sermayeyi kurtarayım. Bugünkü parayla belki ev alınacak şaraplar. İşte eski şaraplar falan. Dedi ki içilmesi haram olan bir şeyin satılması da haramdır. Onu dedi ki ben bizden olmayanlara hediye edeyim. İşte Yahudi ve Nasranilere hediye edeyim. Dedi ki hediye edilmesi de haramdır. Saklayayım mı dedi, saklanılması da haramdır. Enteresandır bunu bir yerde söylediğimde gayri ihtiyari bir tane abimiz şey dedi. Ya dedi ben olsaydım söylemezdim. Satardım dedi, kurtulurdum dedi, parayı kurtarırdım. Bu mantıkla bakan bir topluluktan o topluluğu işaret ediyoruz. Dolayısıyla bir şeyin içilmesi haramsa manevi boyut için söylüyoruz. Satılması da haramdır, ekimi de haramdır, ticareti de haramdır. Buna gözetmenlik yapmak, bunun parasını saymak, tıpkı şaraptaki 10 tabadaki lanetlenme ya da bunlar affedilmez diye Allah Resulü'nün buyurduğu gibi müskirat olan, sarhoş olan bu uyuşturucu ile ilgili bu 10 verinin de haram olduğunu bizim topluma her noktada bildirmemiz lazım. Arkadaşım İçmek haram olduğu gibi satmak da haramdır. Bunu sen ekim için tarlanı da kiraya veremezsin. Sen bunun parasıyla hacca bile gidemezsin, umreye bile gidemezsin, cami bile yaptıramazsın. Çünkü necis haram olan bir şeyin getirisi haramdır, hayrı hasenatı yoktur. Bu anlamda bir manevi bir söylem geliştirmemiz lazım. Ve yine söylüyoruz bakın biz bu ayda irade ayı diye bahsediyoruz. Büyük bir ihtimalle bizim izleyicilerimizin içerisinde sigara kullanan vardır. Çok hamdolsun. Belki de uyuşturucu kullanan yoktur. Belki de alkol kullanan inşallah ki bizde bu camiada yoktur. Allah nasip de etmesin ama yani sigara kullanan büyük ihtimalle insanlar vardır. Hadi gelin. Madem ki bir irade göstergesini gösteriyoruz. Madem ki nefsimize hakim olabiliyoruz. Sigarayı bırakmakla kendi hayatımıza bir dokunalım. Bakın ben bir başımdan geçen bir olayı anlatayım. Bir aile destek merkezinde bir annemizle muhabbet ediyoruz. Abi dedi benim çocuğum 14 yaşında ve uyuşturucu kullanıyor. Baba bunu fark ediyor. Baba şiddet uyguluyor. Hatta o kadar çok şiddet uyguluyor ki diyor ki çocuğu çırılçıplak banyoda soydu. Bir taraftan su döküyor, bir taraftan çocuğu dövüyor. Kendince tedavi veya ikna etmeye çalışıyor. Çocuğa demiş ki sen kullanırsan seni öldürürüm. En son banyodan çıkarken bu telkinle çıkmış. Sen bir daha kullan ben seni öldürürüm diye. Dedim ki peki ne yaptı çocuk kullanmaya devam ediyor mu? Dedi kullanıyor. Yani babanın vurması çok da fayda etmedi. Artık gizli gizli kullanmaya başladı. Artık yani başka şeyler kullanmaya başladı. Dedim
ki çocuğu hani bir anlamda destek çıkın, tedavi olmada ya da çocuğu ikna etmede destek çıkın. Nasıl dedi, dedim ki sen bir şey kullanıyor musun ablam dedim. Estağfurullah dedi, ya ben Müslümanım dedi, hamdolsun dedi, şimdiye kadar ağzıma ne içki ne uyuşturucu dedi, asla dedi bir şey girmedi. Yok dedim, bir şey kullanıyor musun dedi, mesela sigara kullanıyor musun dedim. Evet dedi, ben günde 2 paket sigara kullanıyorum. İşte kırılma noktası. Kırılma noktası burada. 2 paket sigara kullanıyorum dedi. Peki ablacığım dedim, hadi bir iyilik yapalım. Çocuğu al karşına. De ki oğlum bak ben sigara kullanıyorum, sen uyuşturucu kullanıyorsun. Gel ben sigarayı bırakayım, sen uyuşturucuyu bırak. Sen bırakır mısın? Şöyle bir düşündü. Yok dedi, ben herhalde bırakırsam ölürüm. Şimdi sen sigarayı kendine bırakmayı zul görüyorsan, ölüm görüyorsan, sıkıntılı görüyorsan, uyuşturucu kullanan bir gence sen uyuşturucuyla ilgili bir şey veremezsin ya da telkinde bulunamazsın. Dolayısıyla bu mübarek Ramazan ayında ne olur herkes kendi hayatına bir dokunsun. Ve verebileceğimiz en büyük manevi destek de budur. Yani inanın biz kendi evimizde çocuklarımıza bu Ramazan'ın feyzi ve bereketi bana aynı zamanda açlığı, susuzluğu terk ettirdiği gibi bana alkolü terk ettirdi, bana sigarayı terk ettirdi, bana kumarı terk ettirdi, bana yalan söylemeyi terk ettirdi, bana milletin malını yemeyi terk ettirdi diyebiliyorsak zaten manevi hazzı, maneviyatı o iklimi otomatikmen evde yaşatmış oluyoruz. Dolayısıyla manevi iklimi verebilmenin yolu da kendi hayatımıza dokunmaktan geçiyor. Biz kendi hayatımıza dokunmadıkça, biz kendi hayatımıza yön vermedikçe, biz kendi hayatımızı kendi doğrularımızı Kur'an ve sünnet eksenine getirmediğimiz müddetçe malayani şeylerle kalırız. Hayatımızda çok fazla ciddi manada bir değişiklik olmaz. Gençler şunu bilsinler. Bu bir hayattır. Peygamberler bile yaşadı ve öldü. Baki kalınacak en büyük zenginler, yani gökdelenler, dikenler, büyük dünya sermayesine hükmedenler bile ömrünü yaşadı ve öldü. Dolayısıyla size teslim edilen bu hayatı kendi emanet sahibine teslim ettiğiniz müddet içerisinde iyice yaşayın, kaliteli yaşayın, güzel yaşayın, emanete ihanet etmeme noktasında kendinize bir misyon biçin ve göreceksiniz kendi hayatınızda, kendi kararlarınız noktasında dünyaya çok daha değişik bir bakış açınız olur. Evet, dünyada İslam coğrafyasında sıkıntılar vardır. Evet, İslam coğrafyasında kan vardır. Evet, İslam coğrafyasında yani ben hani olmaması gereken, Müslümanlarda olmaması gereken hal ve hareket davranışlar vardır ama İslam'ın kendi özünde, Kur'an'ın kendi özünde, sünnetin kendi özünde ve hayatın akışı içerisinde sizin katabileceğiniz çok güzel şeyler vardır diyorum. Bu Ramazan'da kendimize dokunursak, çocuklarımıza dokunursak, biraz daha kendi camiamız dışında, biraz daha böyle cami cemaatinden uzak, sokak çocukları, misafir gelenler ya da sokakta yürüdüğümüzde bir merdiven altında pinekleyen çocuklara bizim el uzatmamız lazım. Onlar çünkü bizim bireylerimizdir. Biz onları yaşatırsak, çünkü bir insanı yaşatmak bütün dünyayı yaşatmaya eş değerdir. Dolayısıyla bir insanı kötü davranışlardan, ahlaklarından onu arındırıp onu topluma kazandırmak, bütün toplumu arındırmak, toplumu temizlemek gibidir. Bu anlamda inşallah bu Ramazan bize bir kapı olur, bir çıkış hocam. Noktası olur diyoruz. İnşallah hocam. Teşekkür ediyorum. Razı Allah razı olsun. Şeref verdiniz. Sizlerden de. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir olanağı tanıdığın için. Gerçi iftar sevincidir. Şu sevinç olsun. Hayatınıza dokunun, sigarayı terk edin, bu sevinci yaşayalım. Hayatınıza dokunun, bağımlı bir gencin elinden tutun. Bu iftarımız çok daha onlarla beraber, çok daha Rabbül Alemin katında daha büyük sevinçlere vesile olsun diyoruz. İnşallah, inşallah. Allah razı olsun size hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenler, iftar sevinci burada nihayete erdi. Yarın farklı bir konu ve farklı bir konuk ile birlikte tekrar karşınızda olacağız inşallah. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Hep mutlu kalın efendim. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Durur mu dünya baki olur mu güzellikler durur mu, mağrurlanma arkadaş sana sen
bir de olur mu? Mağrurlanma arkadaş, sana secde olur mu? Ha Mevla'ya, Mevla'ya, gel Mevla'ya, Mevla'ya. Ha Mevla'ya, Mevla'ya, gel Mevla'ya, Mevla'ya. Bugün var yarın yokuz, sen de sığın Mevla'ya. Bugün var yarın yokuz, sığın alın Mevla'ya. Peygamberler önderi, iki cihan güneşi. Peygamberler önderi, iki cihan güneşi. Adı Muhammed Nebi, sende katıl yoluna. Adı Muhammed Nebi, sende katıl yoluna. Ha Mevla'ya, Mevla'ya, gel Mevla'ya, Mevla'ya. Ha Mevla'ya, Mevla'ya, gel Mevla'ya, Mevla'ya. Bugün var yarın yokuz, sen de sığın Mevla'ya. Bugün var yarın yokuz, sığın alın Allah'a. Gelirken Yunus Hakk'a ererken, Mevlana gelirken Yunus Hakk'a ererken, ömür gelip geçerken sen de sığın Mevla'ya. Ömür gelip geçerken sen de sığın Mevla'ya. Ha Mevla'ya, Mevla'ya, gel Mevla'ya, Mevla'ya. Ha Mevla'ya, Mevla'ya, gel Mevla'ya, Mevla'ya. Bugün var yarın yokuz, sen de sığın Mevla'ya. Bugün var yarın yokuz, sen de sığın Mevla'ya.